Merhabalar herkese. Vlad Seferi'nin ekstra 4. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi en son Kislev'e dalmak üzereydik. Hatta Kislev'e daha önce de dalabilirdim ama şu Kateri'nin defeat rate'ini mahvet lazım bu sefer istedim. Sen şuraya yerleş. Manfred'in zaten doğuştan kuşatma saldırganın özelliği var. Bir de üstüne zombi ejderhası var. Ona saldırmaya gerek yok. Sen gel abi şöyle desteğe. Vlad sen de şöyle şu tarafa gel. Şu kardeşimiz de yine destek olup level atlasın. Foto sonuç veriyor muydu? Veriyordu. Mahsuru var mıydı? Yoktu. Buyurunuz. Güzel. Kislev de bizimdir böylece. Böylece Kislev'in 5 tane yerleşim yeri kaldı sanırım. Hatta şu an 4 kaldı gözüyle bile bakabilirsiniz. Nice. Bir tane öğrenci çıktı, kimse almadı. Onu bir halledeyim. Hop. Yaverler. Evet. Çünkü şuradaki Jakova Kalesi'ni de almak üzere olduğumu düşünmekteyim. Burada bir kuşatma saldırganım var. 18 kişilik bir garnizon var ama ne diyecek acaba bana? Saçma sapan bir şey demez inşallah. Tamam, kıl payı zafer. Uyar. Son bir ejderhaların sayısı da arttı iyice. Okey. Jakova Kalesi çok tehlikeli bir yerde. Hemen hiç ertelemeden ben buna bir garnizon basayım. Demir madeninde basalım. Para zaten var. Ben bir yemeğe de basayım. Şimdilik bu kadar yeter. Savastra artık güvende mi? Yani evet. Tamir edebiliriz. Şu saçma şeyi yıkalım. Para basalım. Güzel. Borların artık beraber hareket etmesinin bir esprisi kalmadı sanırım. Dur bakalım. Kaç? 4 yerleşim yerin kaldı değil mi? Aa, Igerov da burada. Tamam, burayı da küçük ordularla alırız. Sonra Ostrov Kalesi'ne gideriz ya da Azazel benim yerimi alır orayı. Yani aslında bunlarla barış yapmak da çok saçma değil. Şu Igerov'u aldıktan sonra. Igerov, bir dakika, buralar zaten şey sayılmıyor galiba değil mi? İmparatorluk toprağı sayılmıyor. Güney Oblast. Bir bakayım şuradan. Evet, Güney Oblast zaten sayılmıyor. Bunları ekstradan alıyoruz. Kislev'le temiz olalım diye. Hatta bu yerleşim yerlerini ne bileyim, şunlara falan satıp bu cepheyi komple kapatabilirim bile. Sadece şurayı almam lazım ama o kesin. Ostland bana ait. Yani Kislev'i versem burayı verirler herhalde bana. Kislev çok da bana lazım olan bir şey değil diyecektim. Bir güzel binası varmış. Kontrol, Acemi Lord Tepesi. Yani fena değilmiş. Kislev'i elimde tutmayı tercih ederim öyleyse. Ne yap? Madem o kadar yaptın kalsın. Ara binası. Bir tane de büyüme. Önce 5 olsun burası. Okey, suikastçılarımıza bakalım şimdi. 131, eline sağlık. Senin için buralarda çeşitli hedeflerimiz mevcut. Bence de. Güzel. Kanlarımız artıyordu. Bunlarla ne yapacağımı hala bilmemekteyim. İmriye saldırtmak falan diyordum. Aynen, imrik varmış burada. İmrik'e zaten iyi geçinmem mümkün olmadığı için. Onlara saldırmamın bir mahsuru yok. Suikast girişiminde bulunmamız. 23, 23. İhtimaller niye o kadar az?
Şöyle bir kontrol etmeliyim. Ha. Ha, seni şuradaki isyanı bastırmak için almıştım. Tamam, bastıralım. Tamam, burada fazla da bir şey yokmuş aslında ama. Yeterli olur herhalde. Güzel. Temiz. Ardından sana veda edelim. Şurayı biraz yükselteyim. Buradaki kontrol niye bu kadar az diye bir bakıyorum. Nurgle yozlaşması çok fazla çünkü. Vampir yozlaşmasını biraz daha hızlı artması lazım. Şu kontrolü de alayım de. Tamam, büyüme olsun. Ardından yozlaşma arttıran bir şey kurabilirim belki. Red von Karstein'in 46. rütbesi. Şunu almıştım. Bunu almaktaydım. Diğerlerini de dağıtalım işte. Senlik bir durumumuz herhalde pek kalmadı. Kafana göre dağıt. Isabella. Ha, bu da son rütbesi zaten. Son rütbeyi de buna mentor veremiyoruz. Yayılma kontrolü olsun ve Isabella'yı bu şekilde sonlandırmış olayım. Jelly. Sen de kafana göre dağıtabilirsin bundan sonraya. İstediklerimi almışım gördüğüm kadarıyla. Burası için de aynı şey geçerli. Sen de dağıt kafana göre. Aynı şey burası için de geçerli. Takıl abi. Lamia soyundan gelen lordum arkana oluğunu aldı. Şunu bir al ya. Buradan gidiyormuşsun gördüğüm kadarıyla. Vargas da sevdiğim bir birim tip aslında ama bu herife belki ileride Vargas ordusu falan yapabilirim. Or güneşten devam. Sen Manfred'sin. Şuradan devam o zaman sen. Hızlı ayak. Hiçlik almamışız. Menzil direnci de alalım. Bu da tamam gibi sanki ha. Şunu al. Şunu al. Yani dağıt kafasına göre ilk alanında. Arkada olduğunu al. Şunu ikile. Bunu biraz kendim dağıtsam fena olmayabilir. Okay. Teknoloji olarak silah gücü, yakın saldırı, silah gücü, zırh veriyor bunlara. Kalabilir. Maliyet sadece. Ama maliyetten sonra yakın saldırı silah gücü falan var. Bunlar kullandığım birimler. Okey. Aldığım öğrenciler vesaire sağ olsun. Araştırma oranım bayağı yükseldi. %240. Diplomatik olarak yapmak istediğim bir şey yok gibi. Tabii ki şunu konferansına katmayı çok isterim ama henüz yaklaşmadık oraya. Yakın zamanda şu Bretonya Orman Elfif ittifakına bir dalacağım galiba. Ondan sonra bakarız bakalım. Şuradan girer, şuradan çıkar. Arkasından Bretonya'ya ya da şu tarafa giderim. Bunlar tabii yeraltını kullanarak bu tarafa inebilir. Öyle bir sıkıntı doğabilir. Bakarız o duruma göre ya. Acil durum ordusu basması kolay bir fraksiyon. Vampirler nihayetinde. Elde var 3000. Daha şimdi bile gerek yok. Çok bir şey yok.
Olsun. Sarnı bina Kapelberg. Tamir edilebilir. Kol. Hadi kurayım da. Yine kazık yiyeceğim kesin. O ayrı. Şimdi düşmanların kahramanlarını da izlemek istemiyorum artık. Elbette her şeyi izlemek büyük bir avantaj. Hiçbir şeyi kaçırmamak. Ama yani oyunun bir noktasından sonra zaten aşırı güçlendiğiniz ve herkesi langır lungur aldığınız için çok da bir önemi yok. Şu an birazcık o noktaya geldim gibi. Yani atıyorum Karaza Karak'la savaşa girsem şu an elbette sıkıntı yaşarım da onlar da uzağımda. Şu anki durumlar iyi durumda. Rölantide yavaş yavaş ilerliyoruz. Hatta hızlıca ilerliyoruz diyebilirim. Okay, şimdi ne yapacağımıza karar verelim. Şu Igorov'u almak istiyorum. Igorov siz ulaşabiliyor musunuz? Vallahi ulaşıyor. Gel bakayım. Kendi başına bile alıyor zaten. Yancı ordusu da gelsin yine de. Güzel. Emniyete alındı. Size vermek pek istemiyorum dediğim gibi ama şurayı almak için bir yeri vermem lazım ama kisteyi verebiliyor muyum ki ben bunlara? Kisteyi veremiyorum. Hep içerilerdeki yerler bunlar. İmparatorluk toprağı veremem zaten. Zavastra verebiliyorum sadece. Savasta vermeli miyim? Olur ya. Savasta verilebilir. Tamam belki şeyi bozacağım ama eyaleti bozacağım ama İmparatorluk toprağı olması önemli bir detay gerçekten. Şöyle şunu yapayım. İkisi barış istiyor. Kimlerle savaş halinde? Burada coşkulu lejyonlarla savaş halinde. Yandan İmparatorluk topraklarını almak istiyorum ama bir yandan istevin de işini bitirip bunların topraklarını coşkulu lejyonlara falan satmak da kötü bir seçenek gibi gelmiyor bana. Burada Verzek sadece burada mı? Yok hayır 5 yerleşim yeri var diğerleri dağlarda. Yurdundan kovulmuş bildiğin herif. Yani buralara dalacaksam eğer buralara tek ordu falan yetmez. Buralarda ciddi bir savaş olacak demektir ama öncelikle şuradan başlayacağım. Şu orman elfleri imparatorluk toprağı olarak geçmiyor Lorelar ormanı galiba. Aynen ama yine de almak isterim öyle kalmasınlar saçma sapan. Alırım da sorun olmaz. Şöyle yapayım öyleyse. Ben şuradaki kallavi ordularımı batıya götürmeye başlayayım. Şu iki orduyla da Kistev'e gireyim. Eğer ben Kistev'e girerken Angrim falan bana saldırmaya kalkarsa o zaman Kistev'le barış yapmayı düşünebilirim. Okey. Bunları kuzeye göndermeye karar vermiş bulunuyorum şu an itibariyle. Senin ordunda ne eksik? Bir tane birim eksik. Burada yokmuş yeterince senlik birim.
Sanırım o işe Lorelorn ormanından başlamak en mantıklısı olacak. Şurada kal şimdilik. Siz onları takip ediniz. Bunları yapayım. Savastra hariç diğer yerlere bir şeyler yapabilirim. Çakova Kalesi. Tamam, şunu da yap. Bu yapılı zaten. Tamam, şimdilik böyle kalabilir. Zaten fazla bile para harcamış bulundum oraya. Hemen önünde bir suikast hedefi, %83. Güzel. 10 kan öpücüğü birikti. Kan öpücüklerini hallettikten sonra, ki aslında hala bayağı var ya. Bunları ordulara takarım diyecektim de daha bayağı var. Alınması gereken şey. Karanak. %16 biraz azmış. Şimdi takıl burada. İmlik orduları. Burada kimse yok. Burada bir hedef varmış, deneyelim. Orada fazla hedef yok. Sen şuraya bir inmeyi dene o zaman. İmliğin kendisi mi bu? Evet. Son olarak şöyle bir kardeşimiz kalmış. Bununla da bir %100 ihtimalle şunu yapayım. Ha, bir tane Lord'la aynı şeyde ya şu an. O yüzden herhalde. Kahraman başarı olasılığını arttıran arkadaşımız var ya şurada. Şu olması lazım. Yani aslında bunu kendi başına gönderip yanında kahramanlar gönderip bütün suikastların başarıya ulaşmasını sağlamak da kötü bir seçenek olmaz aslında. Şöyle bir düşünüyorum da ben belki de onu yanlış kullanıyorum. Ata eyaletleriyle ticaret varım. Let's not allow pleasantry to delay more beneficial discussion. We Valkia ile devarım. Your lifeless corpse. We have it a corp. Hadi bakalım, hadi bakalım, yavaş yavaş. Yetenek puanları dağıtma işi de yorucu oluyor, olabiliyor malum. O yüzden bunları sıraya koymaya yarayan bir mod var. Genelde onu kullanıyordum da seride onsuz başladım. Millet yabancılık çekmesin diye. Ama faydalı olurdu tabii. Yakayım ben. Umarım yakın gelecekte bu orduları üstüme salmaz benim.
dead. Okay, yoluma devam etmeden önce size bir zavasra satmak istiyorum. Zavasra'nın karşılığında da bana Von Rauten kalesini vermenizi istiyorum. Güzel, herhangi bir anlaşma koparamıyoruz ama olsun. Tamamdır, böylece Ostland'da emniyete alındı. Zafer koşullarında bir tikimiz daha oldu. 3 yer kaldı. Aver toprakları, çalkantı diyarı, çorak topraklar. Ama tabii bunları almak da yetmeyecek. Bir de 75 yerleşim yerine ulaşmam gerekecek. Hepsi olur. Hepsinin zamanı gelir. Şimdi Loredor ormanından başlayalım demiştik. Şuradan devam. Güzel bir manzara oluştu orada. Zombi ejderhalar sıraya girdi. Bir de bilet var. Pardon, yanlış şeye tıkladım. Dedim ki bu kardeşlerimizi bir Ostok kalesine gönderme niyetim var. Gelin bakalım ufaktan. Ordu kontrolleri tamam, bu tur birazcık yeniden konuşlanma turu. Başarısız. Hiç nice değil. Burada bir ordular vardı sanki. Etrafa dağılmışlar. Emrik de fena değil ya. Emrik bu kadar uzun süre güçlü bir şekilde hayatta kalır mıydı? Hayret. Tamurkan'a bir şey yapmak istemem ama benden de zaten yeterince nefret ediyor öte yandan. İmlik'ten bile daha çok nefret ediyor galiba, evet. Yani madem nasılsa nefret ediyor, ben buna da alayım. Ya. Benden nefret etmeyecektin. Yanlış adamdan nefret ediyorsun. Kaslar böyle. Onun kontrolü iyi durumda. Açalım, gelir de toplayalım, neden olmasın. Zuf var. Ha dur, Wissenland'e öncelik vereyim falan diyorum. Tamam, oradaki büyümeyi biraz arttıralım öncelikle. Olmaz. Şunu da al. Güzel. Ulu diyar. Buraya tahta yapalım. Biraz da para. İkileyelim de. Buralar şey yapılabilir. Geliştirilebilir biraz. Pirinç kalesine, ha dur, şunlardan yapacaktım değil mi? Ya burası da nahoş iklim ama çok ekstra para vermek gerekiyor falan ya. Başka yerleri yapmayı tercih etsem mi acaba? Bakarız. Ben şimdi nahoştur benden. Kalbimden koptu yarasalar için. Respect I
75 yerleşim yeri sayısına ulaşmak için Katerin'i dövmek güzel bir seçenek eğer yapabilirsem. Nereye kadar gelebiliyorlar? Tamam, suya düşürebileceğim kadar yakına gidemiyorum. Biraz daha yaklaşayım o zaman şimdilik. Garnizonları ne kadar? 10 kişilik bir garnizon var, okey. Önce dışarıdaki orduları alırım, ondan sonra içeride alırım. Suya düşürmek için ekstra çaba sarf etmem sanıyorum. Sen öncelikle şu vaziyette bir gelsene şuraya. Durum ne orada? You dare give me orders? 19 kişilikte garnizon. Okay, bunların birazcık dışarıda yakalaması gerekecek o orduyu. Bunları da daha çok kızdırıyorum. Bunları kızdırdığım için muhtemelen Azazel'ı da kızdırıyorumdur. Hı. Bakalım. Sinden'den başlayalım her zamanki gibi. Her zamanki gibi dediğim geçen turdan itibaren olduğu gibi. Baktıralım. Sinden'den tahta yapalım. Sinir arttıralım. Belki topraklarında durum neydi? Buradaki büyümeyi biraz arttırmakta fayda görülebilir sanki. Parayı tüketmiş olduk. Yarasalar, kurtlar. Eşetrukları burada var ama o da çok uzak bir arkadaş ya. Ben şunu aldım. 8 tur. Ne yapalım artık? Ya kan şövalyelerim var aslında. Dur bunu araştırayım ben en iyisi. Motor için zırh da güzelmiş aslında ya. Tamam, öncelikle bunu araştırırım, sonra onunla geçerim. Param olmadığı için yapamıyorum. Tamam, bu turluk es geçelim şeyleri. Kahraman eylemlerini. Arkanoğlu'na ulaşmışız. Özelleri al. Ve 12 tane de kan öpücüğüm birikmiş. Ne alayım şimdi? Tur başı birim tecrübesi ve süvari birimi şeyin yanına ilk kaldırma havuzusu. Her yerde bütün eyaletlerimde kan şövalyesi olacak 2 tane. Bence çok güzel. Buradakine Silvanya tabancalıları. Geç. %3 kaynağı. Tüm ordular bakım %10. Okey, onu alacağım galiba. Kaldırma havuzu kapasitesi. Şu da çok güzel de. Şu bakımı şey yapamadım. Şu an mesela 14.000 gelirim var. Bunu alırsam 16.000'e çıktı. Güzel. Tur başı 2.000 daha ne olsun.
cüceler bir de son Thrones of Decay DLC'sinden sonra en baş belası düşmanlardan biri haline geldi. Özellikle de şeyler olduğu zaman. Şu zeplinlerin adı neydi işte? Gürleyen Mamna olduğu zaman. Uzakta durması benim için iyi şu an onların yani. Beşinci seviyeye bir yere ulaştırmışız yani. Drakenok Kalesi olsa gerek orası. Nice ya. Şunu da yapabiliriz demektir. Ulusal kontrol, ulusal acemi lord rütbesi. Vampirsel yozlaşma tüm eyaletler. Acemi karman rütbesi vampirler için artık gayet güzel. Yaptım bunu direkt. Ya hatta ben... Galiba şunu da yapacağım ya. Acemi lord rütbesini böyle 8 tur sonra artı 4 arttırmak güzel olacak. 2 oradan 2 oradan. Şimdi seni buraya saldırmaya kalkarsak %50 bir yürümen oluyor. Güzel. Slaughter the sheep. Sen kimsin ya? A timely arrival. My warhound, haven't he? Azazel'ın vasalı. Keşillerin normalini bir alalım. Too much of yourself, von Karstein scum. Kim satacaktı? Skyr kesin satar. Ridiculous. Klasik. Müttefik olamam ama hiçbir savaşına girmeyeyim. Peki. Hayır, bu değil. Bir tane uyuz 2 birimlik Ogre kampına karşı bile savaşa girmedi. İttifakı bozdu. Sırf gıcıklığına yani. Şimdi sen şöyle bir kuşat sevgili Vlad. I want their souls. Manfred ve diğer küçük ordu şuraya kadar bir gelsin. Maç vaziyetine girmem icap ediyormuş peki. Saldırınca muhtemelen geri çekilecektir. Çekilmedi. İlginç. Tamam, bütün ordularımda bunun bir ordusuna saldırıyorum. Bir de şunlara. Bence mis gibi bir sonuç. Ben geri çekilmediğini bilmiyorum ama üzümlü yiyeyim, balığını son yiyeyim. Ardından şu saldırıyı da gerçekleştirir. Herkes geliyor mu? Geliyor. Burayı da tertemiz alırım. Yozlaşma. Tamam, zaten yükselecek. Yine de şuraya bir kontrol yapayım. Tamam, bir para bir bilmek iyidir. Zaten para biraz kontrol de veriyor malum. Okey, temiz oldu. O orman elflerinin temizliği. Şimdi diğer orman elflerinin temizliği var. Yorduyu şuraya yollarım. Yorduyu buraya yollarım. Daha hızlı olur. Buralarda başka orduları, herhangi bir orduları yok zaten. Buradaki kardeşlerimizin işi biraz daha zor. Bu ordu daha güçlü olan değil mi? Sen gel. Öf, yozlaşma olmadığı için zayiat yiyeceğim. %90 ihtimal. Gel şuraya. Sen açığa çık. Bu biraz zayıf bir ordu olduğu için gözüne kestirebilir. Gel şöyle. Şu vaziyette kaldı. Zayiat yeme. Azıcık da para kazanalım oradan. Şu orduyu da saldırırsa temiz olur. Sonrasında Ostrog Kalesi'ni alabiliriz bu iki orduyla. Şu an biraz zor ama. Karanak yine öldü. Dokuz daha. Nice olmayan bir şekilde başarısızlığa uğradı. Plunder the grimoires.
Şunu al. It is night. Her ne kadar bu tamur kanadı almak biraz korkutsa da beni. %25 kezik alır mısın? Tamam. Uzağım da ya, saldırsa da herhalde yanıma gelemez kolay kolay. Arabanlar tamam sanırım. Yok, bir şuradaki vampirimiz kalmış. İşte 80 başarısızlık. Bir dakika. Şimdi 49 ve 50. 2 yetenek puanı daha var. Bir tane bundan alırsam bunu da alabilirim. Bu güzel bir etki. Akıl hocasını hiç dememiş oluruz ama olsun. Sylvanius borders. Borders. Okay. The true Lord Karstai. Vlad'in yanındasın, farkındasın değil mi? True von Karstein falan diyorsun. Hücum olabilir ya. Ejderhalar için hücum güzel bir özellik. This better be important. Bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Sonra buradan devam ederiz. Aa, bu oradaki şeyler ölmüş ya. Kesin zafer diyor olmasına rağmen o kadar da kesin değilmiş o zafer o zaman. Tamamdır, buluruz bir yerden, sorun değil de. Şaşırdım yani durduk yere. Şunları 5. seviyeye çıkarmak. Özellikle Lord Lippes falan veriyor. Güzel. Şu ne veriyordu? Ama rütbesi veriyor ha. Yani okey. Onu da yaparız bir ara. Hadi gelir topla madem bu kadar pozitif olay. Param var mı? Yok. Kuzey Silvania'ya birazcık eğlenebilir. Bir büyüme binası yapılabilir mesela. Neyse, param azaldı zaten. Sonra da devamlı yaparız. Geç. Şu Livan Krave orayına savaş açtıktan sonra biraz daha yakın olacaktır şeye ya, konfederasyona. Ve pusu başarıya ulaştı bu arada. Ve ona rağmen cesurca yenil gidiyor bana. Deneyelim, deneyelim. Muhtemelen direkt pusuya düşürdüm, langır lungur dalayım demek mantıklı olmaz şu noktada. Şunlar 1 dakika diyor. Buraya koyarsak 4 dakika.
Zaten onlar oradan oraya gider çoktan. Yine buraya koymam mantıklı olan galiba ya. Gelsinler şöyle. Ölüm rüzgarın var mı senin? Var. Güzel. Savaşı onunla başlatırım. Şunları arkada tutayım. Hatta direkt ormana koyayım. Arkadan okçularına daldırırım bunları da. Ha, makul. Destek birliklerinin yeri hoş değil bu savaştaki. Savaş başladıktan 2 dakika sonra falan gelecekler muhtemelen. Daha bile fazla. Görür görmez yapayım onu. Gördüm. Yapıştır şuraya. Kaç dakikası kaldı? 1 dakika. Tamam. Tahminimden daha iyi. Siz orada beklemeye devam edin azıcık. Gelsinler iyice üstüme. Ha, lordlarla şuna da alabilirim. Okay. Oklamaya başladılar. Biliyorum ama. Sen de dolayı orada. Dur. Evet, dal. Tamam, şimdi gelebilirsiniz. Donun abi ve her şeyden önce Mortis motorunun da dalması lazım elbette. Sende var mı ölüm rüzgarı? Vaa, wow, süper. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Şöyle kullansak olur bence. Herkes üst üste zaten. Evet, gayet de güzel oldu. Gelin arkadaşlar. Siz direkt şuraya dalın. Eksi de şuradan bir gelsin bakalım. Seni fazla okladılar gibi. Ortama dal. Kendini biraz iyileştir. Sen de gel şuruna, diğer okçulara dal. Şuradaki hala ateş edebiliyor galiba. Onları engellemek lazım. Destek birlikleri de geldiyse bu iş şahane. Sen nereye gidiyorsun dostum? Canı gidenler var. Görüyorum. Özellikle şunlar. Bunları bir iyileştirmekte fayda var. Rüzgarı değil de. Tam da şeye ihtiyacım vardı ya. Ha, bunların şeyi vardı çünkü. Büyülü saldırısı vardı. Büyülü saldırısı olan şeyleri fiziksel savunması olan şeyleri alıyorum. Evet. Nekromantik bir iş oldu bu. Şu an fark etmiş bilmiyorum. Kaçın abi oradan. Ama yine de mantıksız olmadı ya. Sen de abi onlara. Mantıksız olmadı çünkü tek hızlı birim oydu o noktada. Daha erken oradaki hengameden çıkarabilirmişim onları. Hmm.
Arkadaşlar uzun zamandır izlememişim ya, şu an tatlı geldi görüntüleri. Mümkün olduğunca az kişinin hayatta kalması lazım. Biraz kovalayayım o yüzden. Kim var elimde peki kovalayabilecek bunları hızlı? Sen kovalıyorsun zaten. Sen orada boş duruyormuşsun gördüğüm kadarıyla. Şunları kovala sen de. Bir boş duran da şuymuş. Sen de bunları kovala. Sen yavaşsın. Sen yavaşsın, sen hızlısın. Sen de bunları kovala. Şunları bir ihtimal yakalayabilir misin? Sol taraflarından dalın da. Yok zaten diğer tarafa da çok yakınlarmış. Burada başka kovalanmayı bekleyen birileri var mı? Bunlar var. Siz onları halledin. Onlar tamammış. Şuraya gelmeye çalışın. Onlar kaçtı artık ama bunu yakalarım bence. Bunları yakalayabilirim bence. Daha çok yakın değiller haritanın sonuna. Onlar da tamam. Siz de saldırın aynı kişilere. Pardon, bunlar değil. Bunlar da değil. Bunlar. Ney? Tamamdır. Nice. Şey, Altın Şövalye'ye bir yakından baksaydım keşke. Hiç yakından izlemedik. Mortis motoru tabii ki yine şov yapmış. Okey, bir tane kaybımız var. Olur o kadar. İkmal alalım. Tazelenemeyeceğiz sonuçta burada. Direkt Ostrog Kalesi'ne dalma imkanım olabilir. Sanki o adam bana geliyor. Canım, geleceği varsa göreceği de vardır. Şimdi. Arada tabii şunları da indirmek fena olmaz. Şuraya dalabilecek pozisyonundayım değil mi? Evet. Sanıyorum ben direkt bu tur başlatayım bu savaşı ya. Bu Argo Alon. Halsin ordusu buralarda var. Bakalım, bakalım.
Argo alanında savunma ittifakı halinde. Ama Korona savaş açarsam, ha onlar da savunma ittifakı. Okey, Argo alanında da savaşa gireceğiz o zaman. Ben onu birazcık bir kere daha düşüneyim. Argo alan biraz sıkıntı. Çünkü burada bir ordu, burada bir ordu, burada bir ordu, burada yarım ordu. Ve burada bir ordu. Dursun'un ordusu. Uf, direkt yani. Nahoş, gerçekten nahoş. Önümüzdeki tur savaş yaşayacağım. Ben bir ya da iki tane daha ordu yapacağım öncelikle. Sen gel. Var mı burada kahraman yapma imkanım yok herhalde. Ha, ölü çağıran varmış, tamam. Tamam, o zaman seni yüce yapmama gerek yok. Şuradan gideriz. Bir tane ilim bekçisi yapalım sana. Rüzgarı alamadık ama olsun artık. Bir orada mülle mi yapsam? Sanıyorum fena olmaz. Bunları henüz yapmayacağım ben, çünkü şu teknoloji bilmem ne toplansın istiyorum öncelikle. Bunları direkt yüksek seviyede yapmak isterim. Şu an şimdilik sadece yapılmışlardan gideyim. Eskiden olan notlarımdan. Burada var mı kahraman imkanı? Bir ölü çağıran da buradan yapabiliyoruz. Yapma imkanı var da kapasite yok. Keşke vampir olsaydı en azından. Şunu bir yapsam. Daha çok var ama ona. Ha, şunların kapasitesini arttırabilirim ama burada. Tamam, bunları direkt yap abi. Yavaş yavaş. Altdorf'un şunu da geliştireyim. Gelecek tur başlatacağım savaşı. Bu tur değil ama. Vlad sen şöyle yapacağım. Sen Weismund'a saldırırsın önümüzdeki tur. Yanında Manfred'le beraber. Şu kan şövalyesi de yukarıdan başlar işe. Geçici yalandan bilim alayım ben en iyisi. Al zombi, al iskelet falan. Bunları lağvederim daha sonra. Çok yıpranma yaşıyormuşum ya. O zaman az yıpranma yaşayacağın şekilde şununla ilerle desem. Tamam, yıkımcı noktasını zaten bu tur almayız ama yok ya, çok yürüme istiyor. Yıpranma yaşayacaksan yaşa. Sen de git hatta oraya. Sen de maç vaziyetine gir madem öyle. Güzel. Önce şu ordunun kalıntılarını bir alalım. Yes. Ya şu kalıntılar bu kadar nasıl? Gözünü seveyim ya. Nasıl bir adalettir? Keşke ben yapsaydım savaşı. Nasıl?
kişilik garnizon. Hasar almadan önce bu kadar saçma sapan ölçüde hasar almadan önce umutluydum. Artık zor. Şu an o zaman bari kendi topraklarıma döneyim de biraz tazeleneyim. Buradan da geçip geçip adamı kızdırıyoruz. Okay. Ne kızım? More mausoleums to defile. Yes, plunder the grimoires. Kast hedefleri göremiyorum. Şuralara gel bari. Yes, my son. Kill. Insolence. Aa, abla gerçekten ama yani nazar değdirdik gerçekten de bu ablaya. Do you need fresh troops? Ya sen de şöyle Pamukkan ve kankalarına saldıralım. Evet, tekrar kazık yaraladık. Onlar tamam sanırım. Wissenland'den işe başlayalım. Burada büyümeyi arttıralım, işe başlayalım derken paramız bitmiş zaten. Okey. Burası böyle iyi o zaman. Arbaletçi falan... Yani hiç binasını falan da yapmıyorum ki ya. O kadar avantaj var aslında. Yapsam mı? Yani bir yerden denk getirsem yaparım, olmadı. Yanlar kalanıyla aramı biraz daha iyi tutabilirim. Sevinirim, güzel olur. Evet, gerçekten de geliyor ya. Benim yukarıdaki işi bir an önce çözmem ve şu gelen orduya bir hazırlık yapmam lazım. Ama bir tane ordu geliyor öte yandan ya. Bir tane orduyu bir şekilde hallederiz. Okay. Yine de gelelim. Şu aşağıdaki Durt ordularını atmış. Evet, bir tanesi hala burada. Durt'un kendi ordusu nereye gitti? Buralardaydı. Dayak mıydı acaba? Bu mu yoksa? Şey, o zaten tıklı. Çok da güçlü görünmüyor diyeceğim de. Şuradaki oradan dayak falan mı yedi ya da su vaziyetinde olabilir.
Neyse bilmiyorum ama o Dünya Savaşı'nı önümüzdeki bölümde başlatalım. Bu bölümde izlediğiniz için teşekkür edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim.